standartların üzerinde bir tek Türk çoban köpeği olarak yurt dışı ve Türkiye açısından en büyük diyebiliriz yani. Camia da bilir, verebilecek bir güçteyim. Kesinlikle de büyüğü varsa, arkadaşlar da iddia ediyorsa gidip metremizle gidip canlı ölçeriz. 1 metre 103 santim geliyorsa biz o köpeğe 250-300 bin lira vermeye razıyız. O kadar da 400 olsun. Bin lira bile verebiliriz. İddialıyız. Camianın hepsi de bizi bilir. Yani değerli paraları verebileceğimizden de emindir camiadaki arkadaşlar. Vermişimiz de var. Verebiliriz yani. 250 lira. Abi biz... Oo, senin var ya bak heybetli ile bunların arasında harbi bayağı bisiklet farkı var. Senin babaros bunun yanında küçücük kaldı hacı. Hacı ne diyorsun? Bundan neredeyse 90'a yakın. Oha. Yani abi. Güzelsene bir daha. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Şaka gibi ya. Geç geç geç. Abi devi gördükten sonra 90 santimler sık sık geliyor artık. Gel. Ama neredeyse 90'ı var abi. Metre doğru mu? Abi ölçebiliriz metre. Alabilir miyim? Şimdi seyirciler ya metrede hata vardır de. Yok harbiden metre. Abi şöyle bakalım. Tam 1 metre şurası. Tam 1 metre abi. Yani hata yok. Metremiz sabit. Herkese selamlar. Bugün Ankara'da sansasyon yaratacak bir videoyla beraberiz. Niye öyle dedim? Şimdi Türkiye'nin birçok yerini geziyorum. Birçok köpekleri gördüm. Şimdi buradaki heybetlinin şöyle bir özelliği var. Bu köpek belki de şu an Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük çoban köpeği olabilir. Olabilir demeyelim, olur diyelim. Yani... Şimdi ben olabilir derken izleyenlere soracağım. Biz ölçtük. Şu an tam 1 metre 2 santim. 1 metre 2 santim boyu var. Benim bildiğim kadarıyla şu an Türkiye'de bu kadar yüksek bir köpek yok. Türkiye'de şu an eskiden de... Eskiden hani, Efe vardı, Efe Oktay vardı. Çiftçinin köpeği. Oktay abinin köpeği. Onu kaybettik maalesef. Onu kaybettik. Şu an standartların üzerinde bir tek Türk çoban köpeği olarak yurt dışı ve Türkiye açısından en büyük diyebiliriz yani. En büyük diyebiliriz. En büyük diyebiliriz. Senin bildiğin var mı mesela? Bize teklif edildi. Senin köpeğinden büyük denildi. Büyükse 250 bin lira gibi bir bedel verdim. Alabilirim de yani. Bugün çıksın, bugün 250-300 bin lira camia da bilir, verebilecek bir güçteyim. Kesinlikle de büyüğü varsa, arkadaşlar da iddia ediyorsa gidip metremizle gidip canlı ölçeriz. 1 metre 103 santim geliyorsa biz o köpeğe 250-300 bin lira vermeye razıyız. O kadar da 400 olsun. Bin lira bile verebiliriz. İddialıyız. Camianın hepsi de bizi bilir. Yani değerli paraları verebileceğimizden de emindir camiadaki arkadaşlar. Vermişimiz de var. Verebiliriz yani. 250 bin lira da bayağı bir yüksek bir rakam. 400 bin liraya kadar verebiliriz. Biz yani yeter ki büyük olsun, dengeli olsun. Büyük olmakla sadece işte çok büyük köpek Köpeğin var. Yanına gidelim mi? Tabii ki. Çok kardeşim. Büyük köpek var ama ince köpek değil. Çok büyük olup tamamıyla dengede olması önemli. Basarları, salı, iriliği, cüssesi, kafası tamamıyla yerinde olmalı. En azından gireceği yuvadan bize göre büyük olmalı. Yani şu anda da yuvaları görüyorsunuz, giremiyor da. Diğer köpeklerden had safhada farkı var. Ciddi anlamda büyük bir farkı var. Bizim için de şu an Türkiye'de tek diyebileceğimiz Mehmet, sadatlı bir köpek. Şimdi buyur. Biraz önce de bahsettim videonun açılışında. Birçok yeri geziyorum. Evet. Eskiden mesela dünyanın en büyük çoban köpeği diye biz Efe'ye diyorduk. Evet. Şu an Efe yok. Efe öldü. Evet. Şimdi yaşasaydı da 1 metre 2 santim değildi benim bildiğim Efe. Evet. Zannediyorsam 1 metre 2 santim değildi. Evet. Yükseklik olarak Cidago. Evet. Efe kalın bir köpekti. Çok kalın bir köpekti. İri bir köpekti. Camiaya müthiş adı duyulan bir köpekti. Oktay abiye de buradan selamlar. Enik olduğu için biz enik kaç deriz. Kaç aydır şu an? Deriz. 18 ayını bitirdi. 19'a girdi. Daha... Yanına geçer misin? Şimdi Mehmet biraz önce ölçtük bunu. Tam 102 santim. Hem burada görüntüsü var hem yukarıda başka bir yerde. Şimdi başka bir zeminden mesela bazen oluyor ya. Evet. Bazen yüksek çıkıyor, bazen alçak. 2-3 farklı yerde çekimimiz oldu sizin. Aynen. 2-3 farklı yerde ölçümünü yaptık. Tam bence 102 santim geldi köpek. Evet. Ölçüde bir sıkıntı yok. Yani çok yerde zaten köpek gördünüz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var.
Şimdi köpek 18 aylık genç bir köpek ya. Evet. Durmuyor, kendini pek göstermiyor. Evet. Bu köpeği abi 2 yaşında, 3 yaşında görmek isterim. Ben Efe'yi gördüğümde 3 yaşındaydı sanırım. Evet, 3 yaşındaydı. Kalın bir köpekti. Muhteşem bir köpekti. Büyük ihtimal şimdi kalınlıkta onu yakalar mı bilmiyorum ama bu kalınlaştığı zaman 102 değil 105 gibi gözükür abi. Şöyle söyleyeyim, büyüme evresini yaklaşık yani 1-2 santim beklentimiz mevcut mu? Mevcut. 1-2 santimden fazlası olur mu? O da bize bir sürpriz olur. Ama kalınlık olarak böyle bir şu ebatlardaki bir köpekti, şu kalınlık şu an varsa dediğiniz gibi 3 yaşında ve 4 yaşındaki halini hiçbir şekilde düşünemeyiz. Şu an benim gördüğüm, gezdiğim yerlerde ki en yüksek, en büyük köpek. Bence bu köpek şu an dünyanın en büyük çoban köpeği. Arkadaşlar bu benim görüşüm. Yorumlarınızı ben aşağıya bırakıyorum. Yalnız boş yorum yapmayın. Yorum yapan arkadaş benim köpeğim daha büyük diyen arkadaş köpeğinin ölçülü videosunu atsın. Bizi davet etsin. Evet, biz gidelim. Mehmet iddialı konuşuyor bu konuda. Bu konuda gerçek anlamda iddialıyız. Bunu bir ukalalık, küstahlık olarak kabul etmeyin. Bu ebatlarda köpek varsa biz değerlendirmeye her zaman için varız. Dediğim gibi biz bunun hobisindeyiz. Lakin köpekten gelen parayı da köpeğe harcamaktan hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Bununla alakalı da yapmış olduğumuz, değer vermiş olduğumuz fiyatlar mevcut. Bundan büyük denilen köpeğe 250, isim vermiyorum burada, 250 bin lira gibi bir fiyat vermişliğimiz de var. Dediğimiz gibi büyük denildikten sonra biz her zaman fiyat vermeye razıyız. O kaçtı? O da 98 bir metre santim civarı bir şeydi. Yani aralarında yani. 2 ile 3 santim fark vardı. 200 santim, 4 santim fark vardı. 2-3 santim vardı. Soyu nereden geliyor? Anası falan kimde? Annesi de bizde. Annesi de sende. Annesi de bende. Aa. Aynı babaya eşli bir şekilde, gebe şekilde annesi de bende mevcut şu an. Bunun öpöz annesi ve öpöz babasıyla olan eşleşmesinden şu an hali hazırda gebe dişimiz mevcut. Onun da belli bir standartlarda bakabilecek arkadaşlara rezervesi mevcut. Onun dışında da geri kalanlara kendimiz bakmayı düşünüyoruz. Maşallah. Teşekkür ederim. Sen buraya çok güzel bir yer yapmışsın abi. Köpeklerin de gerçekten güzeller. Değerlimiz kendileri. Yani biraz daha büyüse kafası araba lastiği kadar olacak. Ki 3 yaşında büyür. He Mehmet, ne diyorsun? Abi bu köpeğimiz zaten büyümese de olur. Şu an bile Türkiye'nin standartlarının üstünde bir köpek. Yani şu an kapımıza gelen herkese ya bu benim hayalimdeki köpek dedirtebiliyorsa ne mutlu bize. Bu da şu an Türkiye'de Ankara Polatlı'da bizim kapımızda mevcut şu an. Başka bir yerde de göremedik desek yeridir. Evet arkadaşlar. Atar atar gidere gider dedi Mehmet. Yorumlarda bekliyoruz. Her zaman, her zaman. Köpeğinizi, varsa daha iyisi biz de görelim yani. Ben hani yok bak ben şunu söylüyorum abi. İddialıysanız köpeğinize 250 bin lira almak istiyorsanız yüksek diyorsan abi gelsin. Biz çok köpeğe çok güzel ev paraları verdik. Güzel değerler verdik. Yine diyorum iddialı olan arkadaşlar bize video atsın. Ama gerçekten bir video atsın. Ölçülü. Video değil abi direkt sen git gör. Canlı da gidip görebiliriz. Bizi misafir ederlerse. Dediğimiz gibi bu köpeğin üstü bir köpek olursa 250-300 bin liraya kadar almaya hazırız. Hadi bakalım. Şimdi namı diğer gölge. Gel baba. Gel. Evet. Bunda duruşları izle abi. Şimdi heybetlinin yanından kara kırçıl olarak köpek üretimi yaptığımız dönemlerde o zamanlar heybetli yoktu bizde. Evet. Gölgeyi aldığımızda ya çok inanılmaz büyük dediğimiz bir köpekti. Yine favorilerimizden biri gölge. Gölge şu an 90'ın üstü bir köpek. Evet. Yani kaç 92-93 santimlik bir köpek. Basarları düzgün olan bir köpek. Ve gölge şu an 18-19 aylık. Heybetli ile aynı aya sahip. Kovboy ırkının en temiz örneklerinden birisi. Şey bir yanına götürür müsün onu? 90 santim dedik de direkt bir görsünler abi. Santime bak. Evet abi tam 90 santim bir köpek. Aynen öyle.
Tam 90 santim bir köpek. Dur baba. Yani ufak bir köpek değil. Ama dediğimiz gibi kimse bize 90 santimlik köpeğini 1 metre senin köpeğinden üstün ve boylu demesin. Öyle bir konuya girmesin. Dediğimiz gibi 90-92 santimlik bir köpeğe ihtiyacımız yok. Bizim şu an ihtiyacımız olan köpek heybetliden büyük olan bir köpek. Varsa öyle bir köpek kesinlikle talibiyiz. Bu konuda da olmayacağına adımız kadar emin olduğumuz bir durum. Bunun soyu sopu nereden geliyor? Sen bir dönem hep böyle kara kırçıl, kara köpek besliyordun ve kara köpek üretiyordun. Abi onu da anlatalım. Vaktimiz var umarım. Biz bir dönem çok ciddi anlamda kara kırçıl köpekleri besledik. Ve mükemmel bir kara kırçılda adımız duyuldu. Ta ki heybetliye alana kadar. Heybetliye aldıktan sonra bu grubun hepsi kara kırçıldı. Zifir Reis'inden tutun, Karama tutun, Karaca'yı tutun. Hepsine kadar bizim kapımızdaydı. Şimdi değerli bir dostumuzun kapısında. Heybetli geldikten sonra hiçbir köpeğe bakmak bizi cezbetmedi. Artık büyük ırkları, dev ırkları bizim kapımızdan çıksın istiyoruz. Ondan dolayı da karayı bıraktık. Bu arada gölge Antalyalı dev yargıcın da öpez oğlu olur. Gölge kaç yaşında? 19 aylık şu an. 19 aylık. 19-20 aylık. O zaman böyle bir 3 yaşında köpek dediğimiz bir babarus mu? Bravus var. 3 yaşından büyük. 4,5 yaşında. Tam eke köpek o. Burada sadece. Evet. Bu elindeki köpeğin adı meşhur Brabus abi. Diyarbakır'ın üretimi. Diyarbakır topraklarından buralara gelmiş bir köpek. Bunun bizde anısı çok büyük. Ne gibi? 10.000 TL'ye verip 50.000 TL'ye aldığımız bir köpek. Allah Allah. Evet, yakın zamanda aldık. Mustafa Yıldız'dan. Yani damızlık vasfı bizim için had safhada üstün bir köpek. Gel bakalım evet. Bu. Hacı niye sattın, niye aldın? Şimdi bu... Abi biz... Ooo senin var ya bak, heybetli ile bunların arasında harbi bayağı bisiklet farkı var. Senin babaros bunun yanında küçücük kaldı hacı. Bravo soraya takmış mısın? Sen niye satmıştın? Abi biz bir kızmaya sattık. Niye? Mesela niye kızmaya? İstediğin yani, yavruyu mu alamadın? Yok, istediğimiz yavruyu şu an Türkiye'de benim diyen en babadamızlık Brabus'tur bana göre. Niye diyeceksiniz? Bunun hangi köpeği çekerseniz çekin bir Brabus'un üstünü elde edebileceğinize emin olabilirsiniz. Zaten yavrular da mevcut. Yavrularını da size göstermeyi istiyoruz. İsterseniz bir size doğru gelelim. Abi bu Aksaray Malaklı Dernek Başkanı Hikmet Dursun'dan Diyarbakırlı Serkan abinin, Serhat abinin üretimi olan bir köpek. Aksaray'a geçiyor. Aksaray'dan ciddi bir bedeli aldım Hikmet Başkan'dan. Ondan bize geçti. Bizden başka yerlere geçti derken kızarak bir çırpıda 10 lira 12 bin lira civarı bir fiyata verdim. Evet. Ciddi anlamda kızarak verdim. Ama sonrasında damızlık vasfının ne kadar üst düzey olduğunu, neye çekersen çek bir aslan düşeceğini gördüğümüz için bu köpeği geri alıcı olduk. Şu an bana bu köpeği 150 bin lira gibi bir fiyat verseler dahi bu köpeğin öyle bir paraya biçilen bir yanı yok bizim için.
Ya dev olmayabilir. Soyu dev. Soyunda 1 metre köpekler mevcut. Kardeşleri 1 metre olan köpekler. Aksaraylı Çakır, Hikmet Dursun'un Çakır 95 santim, 98 santim dediği köpek bununla kardeş olur. Memnun olduğumuz bir köpek. Kapımızdan çıkmayacak bir köpek. Yani buna biçilen bir para yok bizim için. Abi biz 10 bin liraya verdikten sonra alan arkadaş başka bir arkadaşı satıyor Zonguldak'ta. Ondan da bize geçiyor. Bize geçme macerası da şu şekil başlıyor. Biz ilk 15 bin lira verdik. Arkadaş vermedi. 20 verdik, vermedi. 25 verdik, vermedi. 30 verdik, 30'a da vermedi. En sonunda bir 45 milyar gibi bir fiyat biçtik. Ona da vermedi. 50 bin lira nakit paraya gelip götürürsünüz dedi. Ondan dolayı da inat ederek hırslı bir şekilde gidip aldık. İyisi olacaksa bizim kapımızda olsun dedik. Dediğimiz gibi lafın başından beri paranın hiçbir şekilde önemi yok bizim için. Biz kaliteyi bilelim yeter abi. Maşallah kardeşim. Teşekkür ederim. Gölge olsun, babarus olsun, heybetli olsun. Şimdi benim yalnız bir merak ettiğim bir olay var. Şimdi senin burada 3 tane çok güzel köpek var. Senin ana damızlığın hangisi olacak abi? Sen nasıl abi, karar vereceksin ben, buna? Heybetliden hiçbir şekilde vazgeçemem. Ana damızlığım dediğimiz gibi heybetli. Bu şeylere harcanacak mesela bu köpekler. Ne konuda harcanacak? Yani bu şimdi damızlık olarak yavrusu alınması lazım. Şöyle abi. Şöyle söyleyeyim. Biz her köpeğimize göre farklı farklı dişiler elde eden kişileriz. Yani heybetliye göre soyunda dev ırkı olan değerli dişiler getirip eşlemeler yapıyoruz. Brabus'a göre de sonunda babasından üstün olup ki Brabus yavrularını da göreceksiniz kendinden üstün yavru atıyor. Ona göre de güzel dişiler getirip Brabus'a işleyeceğiz. Tabii ki de ikisi benim için had safhada özel köpekler. Maşallah. Brabus ve Heybetli. Bu köpeğimizin 3 ismi oldu. Yani ilk aldığımız yerde Reis'ti. Ondan sonra değerli bir abimiz dev üretimi yapan bir abimiz adını Kurtay koyalım dedi. Çünkü buna yakışacak ismin o olduğunu düşündü. Biz de bu kilo aldıkça şu an zayıf halini görüyorsunuz. Dişilerimize işledik. Yaklaşık 4 dişiye işleşmiş şu an. Şu an kendini çekti biraz. Adını kilo aldıkça adının buna yakışmayacağını düşündük. Ve adını Heybetli koyduk. Bize göre de Türkiye'nin en heybetli, en büyük köpeği diyeceğimiz bir köpek. Adını da taşıyor diye düşünüyoruz. Brabus'un oğlu Şan. Yani kendini ziyadesiyle taşıyabilen bir yavru. İskeletesi şu an bile 8. ayını dolduruyorlar, bitiriyorlar. Şu an bile babaları kadar oldular. Kendi kapımızda yetiştiririz. Kendi üretimimiz olan iki değerli yavruyu gösteriyorum size şu an. Babalarıyla ilk defa yan yana geliyorlar. Kaç aylık bunlar? 8. ayını doldurdular. Tahmini kilo ne kadardır? Kilosu şu an 60-65'tir. Boy baba kadar olmuş ama. Boy baba kadar olmuş. Diğer kardeşi daha kalın, daha boylu. O aynı da, batından mı bu? Aynı batından. Ana baba bir aynı batın kardeşler. Şan ve Şah. Kendi kapımızda dediğimiz gibi üretip yetiştirdiğimiz güzel, düzgün basarlı. Fizikle babaları kadar olmuş. 8 aylık, 9 aylık yavrular babaları kadar olmuş pozisyondalar şu an. İkisi kardeş zaten. Aynı batından. Brabus'un yavruları. Bizim için özel olduğu için kapımızda damızlık niyetine ayırdığımız güzel köpeklerimiz. Bunlar daha enik abi. Yavru yani. Bunlardan bizim beklentimiz daha yüksek. İstersen ölçüm yapabiliriz. Bir enik ölçmüş olalım. 8 aylık. Olur. Alabilir miyim? Getirelim şuraya. Hacı ne diyorsun? Bundan neredeyse 90'a yakın. Oha. Yani abi. Düzelsene bir daha. Gel buraya. Şaka gibi ya. Geç. Abi devi gördükten sonra 90 santimler küçük geliyor artık. Gel. Ama neredeyse 90'ı var abi. Metre doğru mu? Abi ölçebiliriz metre. Alabilir miyim? Şimdi seyirciler ya metrede hata vardır der. Yok harbiden metre. Abi şöyle bakalım. Tam bir metre şurası. Tam bir metre abi. Yani hata yok.
Metremiz sabit. Ölçümlerimiz de... Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Şşt, durmayacak ama. Biriniz gelebilir mi? Metreyi koy görmeyeyim. Abi koy. Heh. 87, 88, 90'a yakın. Yani 90'a yakın bir yavru. Evet, 90'a yakın. Milletin kapısındaki 3 yaşındaki köpek 90 santim deyip dev diyen arkadaşlarımız mevcut. Biz bu tarz köpek değil. Biz bunun büyüyeceğini bildiğimiz için bu tarz değil. Şu an olacağı pozisyon 95 falan diye olmasını bekliyoruz. 94-95 civarı olmasını bekliyoruz. Şu an bak birçok yerde Mehmet 90 santim gördüğümüz zaman köpekler bize büyük gözüküyor. Senin bu heybetli gördükten sonra şimdi bu köpek bana küçük geliyor. İşte bu yüzden kara kırçılı bıraktım. Vallahi harbiden yani. Yani kara kırçıl 15 tane köpeğim vardı. Heybetlinin geldiği gün ertesi günü tamamıyla tüm kara kırçılları işin hakkını veren bir arkadaşa devrettim. Haliyle yani benim şu an gözüme gözüken sana da aynı şey olmuştur mesela. Bak şu an şuradan görüyorsunuz abi, at gibi bir köpek. Hey belli! Oh! Bak. Aslan oğlum benim. Abi aynı duyguları sen yaşadın yani. He? Yani biz şöyle söyleyelim. Onun da kısa bir anısı var. Arkadaş dediğim gibi bu dev ırklar Polatlı'mıza ait. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yetişen ırklar. Biz bunun bize dediler ki 1 metre köpek var. Alır mısın dediler. Alır mısın demeden bile 1 metre Türkiye'de yoktur dedik. Yani Efe'den sonra olmayacağını düşündük. Arkadaşın kapısına gittim. O zaman da bizde 95 santim Hikmet Dursun'a, başkana vermiş olduğumuz bir Duman isimli bir köpeğimiz vardı kapımızda. Hikmet abiye geçmeden önce. Dedik ki Duman daha büyük. Gittik canlı gördük. Yağmurlu bir havada bize küçük geldi. Seme geldi, ufak geldi. Geldik, arkadaş dedi sizin Duman'ı merak ediyorum dedi. Ben iddia ettim bizim Duman daha büyük dedik. Velhasılım kelam gittik. Köpeği inceledik, buraya getirdik. Gerçekten Duman'la arasında bir 7 santim var. Bu da ciddi bir rakam. 7 santim çok ciddi. Köpeklerin açısından çok ciddi bir rakam. Ondan dolayı da büyük bir uğraş sonucunda köpeği kapımıza getirebildik. Yani durum bundan ibaret. Böyle bir değeri de bu alanda durdurmuyoruz. Böyle bir değer ortağım Kaan Ayhan'ın evinde duruyor. Kaan baba sen de geç bir gözük ya. Merhaba. Merhabalar. Kaan hocam kamera arkasında gözüktü biraz. Öğrendiğimiz isim diyebilirim. Evet. Yani böyle bir araziye zamanda 70 köpek, yani bu arazi değil ama bir tarlaya 70 köpek bakmışlığı olan bir insan. Ondan öğrendiğimiz bir köpekti. Ondan bize hediye edilen bir köpek sayesinde bugünlere geldik. Heves geldi. Onun rızasıyla da bu ortaklığı birleştirdik. Güzel bir iş oldu diye düşünüyorum. Hocam hayırlı sen olsun. Sen ne diyorsun abi? Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel soylar yakalamışsınız. Yani yıllar sonra... Bak... Buna ulaşabildik. 90 santim bile şurada bizim gözümüze ufak gözüküyor. Evet, birçok yeri geziyoruz. Biraz ufak duruyor. Aynen. Birçok yeri geziyoruz biz. Şimdi bu 90 santimlik köpekleri gördüğümüzde mesela o dev köpekler, dev ırklar diye başlık atıyoruz. Ama bunun için atacağınız başlığı şimdiden merak ediyoruz. Sence ne olmalı? Bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük köpeği diye bir başlık gelebilir. Yani bu konuda da iddialı olduğumuzu hiçbir arkadaşımız ya bu çok iddialı konuşuyor diye düşünmesin. Gelsin misafirimiz olsun. Kendileri karar versin. Bana göre başlığınız bu olmalı. Daha da iddialı olanlar varsa 250 bin liraya alırız. Tabii ki 250-300 bin liraya kadar. Hoşumuza gittiği zaman 300 değil. Hani bu rakamı gerçekten verebilir misin kardeşim? Bazısı vermiş olduğumuz şu... arkadaşlar mevcut YouTube'da paylaşıyorsunuz. Sizi takip eden arkadaşlarımız. Camiadan arkadaşlarımız. Onlar altına evet benim köpeğime şu parayı verdi de diyecektir. Öyle de düşünüyoruz yani. Verebilirim de. Camia beni iyi bilir. Paradan yana çekineceğimiz bir noktamız yok. Aa, bunu Ankara'dan aldık. Duman soyu bir köpeğimiz. Aynı zamanda dişisi de Duman soyu. Bu arada metreyle geziyoruz. Alışkanlık oldu artık. Koy büyük köpek gördükten sonra. Şşt. Dur. Gel. Çarpın. Ya artık şimdi Mehmet pıssa da sıkıntı yok ya. Bunun da abi zaten 85. 85 santimlik bir köpek. Yani bu durdurmayacak.
adın kadar emin ol. Çünkü bu çok şımarık bir köpeğimiz. 17-18 aylık, 19. ayına girdi hatta. Burada yaşlı bir köpek Brabus vardır. O da 4,5 yaşında, en büyük baba dediğimiz köpeğimiz o. Duman soyunun en temiz örneklerinden. Zaten Duman soyunda da beyaz ırk mevcut. Aksaray'da da bunun örnekleri had safhada var. Bu ikili eşleşmeden de Fırat dişiyi getirme şansın var mı buraya? Sen de çık abi. Bu beyaz iki... yavrularım mevcut mu? Abi beyaz yavrularımız mevcut. Şu an burada var mı? Şu an burada var. Güzel bir getirelim isterseniz. İyi olur. Mehmet kaç senedir yapıyorsun hacı bunu? Abi yaklaşık bir... Sen piyasada pek gözükmüyorsun çünkü. Abi ben uğraştığım iş köpek işi değil aslında. Ve biz bunu yine diyorum, bu bizim işimiz değil. Bu bizim hobimiz. Bu bizim zevkimiz. Biz şuraya bir demlik çay alırız. Bir demlik de bir köpeği izleriz der, bir demlik çay bitiririz. Bizim köpeğe başlayışımız, bu arkadaşın mesela çocukluğundan beri köpek hevesi vardır. Yukarıda da ağlıları vardır. Yukarıda da hat safhada güzel malaklıları vardır. Maşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizde heves çevreden geliyor. Çocukluktan geliyor. Mesela İsmi ne kardeşimizin? Fırat Şimşek. Kaç yaşındasın Fırat? 18 abi. 18. Kaç köpeğin var şu an? Şu an 12 tane var abi. 12 tane köpeğin var. 18 yaşındasın. Sen olaya biraz hızlı girmişsin. Evet abi. Babadan gelen Anadolu Çoban köpeği mi alaklı? Anadolu Çoban köpeği var abi. Akbaş var. Akbaş var, Anadolu Çoban köpeği var. Süper. Yani Malaklı en sadece... çok sevdiğin ırk hangisi? Karakırçıl abi. Karakırçıl, Anadolu Çoban köpeği seviyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, çocukluktan bizim burada bu çevrede aşılanma olur. Yani biz çok yer geziyoruz, çok güzel köpekleri görüyoruz. Gördüğümüz zaman da dayanamayıp ya bu bizim kapımızda olsun, bizim kapımıza renk katacaktır diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi çok kara kırçıl vardı ama bu grubu kesinlikle hiçbir köpeğe değişemem yani. Alalım yavrularımızı. Vay 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 vay, getir. Fırat çek. Çek, ben ortaya gireyim. Geç yanına geç. Gel Kaan abi. Gel abi, iki de sen tut. Var mı? Şu yok değil mi? Biz Fırat biraz öne geç, sen biz arkaya geçelim. Hacı bunlar kutup ayısı gibi olmuş ya. Gel abi sen de buraya gel. Mehmet daha önce yavru almış mıydın bunlardan? İlk mi? Abi bunlar ilk. Köpeğimiz daha 17 aylık dişimiz. İlk yeniği. İlk anneliği. İlk anneliği. Evet. Çok da güzel, müthiş bir anneliği var. Sütünün de inanılmaz yaradığını görüyoruz. Bu yavrular şu an 8. gününde. Yani Kaan abinin elindekiler kırçıldan, yani rengini izlerseniz sadece albino beyaz değil. Anne baba beyaz. Ama o yavru ilerleyen dönemde süt beyaz olacak, bembeyaz olacak, kar topu gibi olacak. Albino beyaz olarak gösterebileceğimiz şu an şu yavrumuz var. Albino diye geçer. Diğer evet. Kardeşler arasında hafif renk tonu farkı var. Tabii ki, ama bunların hepsi bembeyaz olacak. Evet, şu yani da beyaz. Süt beyaz olacak ama albino olarak bu ikisi olacak. Çok kafalı yavrular. Yani şu an 8 günlük bir yavruda görebileceğiniz kafa. Koca kafalı olacak. Evet. Siz benden önce söylediniz. Yavrularımız da bunlar. Bu grubun yavruları da bunlar. Bir beyaz dişimiz de orada. Uzaktan çekimini yapabilirsiniz. Onu da görebilirsiniz. O gebe mi? O gebe şu an. Ondan da yavru bekliyoruz. Son dönemde beyazlar çok meşhur. Evet, çok fazla talep var. Genelde Anadolu Çoban köpeği beyaz nadir bulunduğu için. O yüzden insanlar biraz daha böyle ilgi oldu. Şimdi beyaz gerçekten hem beyaz köpeklerde şöyle bir şey var. Ciddi anlamda bir sevimlilik ve oyunculuk var. Yani hiçbir şekilde çoluğa çocuğa zarar vermek gibi bir sertlikleri yok. Tamamıyla bu şekilde oyuncular. Yani bana göre bir davarda, bir bahçede, bir koruma alanında kesinlikle bu tarz köpeklerin de kullanılması gerekiyor. Çünkü bir de nadirler. Yani Sivrisarakbaşı falan değil. Tamamıyla Aksaray Malaklısı. Duman soyunun en temiz örneklerinden birileri bunlar. Yani bu değerlere de sahip çıkmamız gerekiyor. Güzel bir şekilde üretmemiz gerekiyor.
Abi bunlar beyazlar da en iri ırk olarak, yani beyazı tenzih kılıyorum. Diğer köpekleri kastetmiyorum. Beyazların en iri ırkları diyebilirim yani. Sadece zaten bunlar da Malaklı'da çıkıyor. Beyazın Malaklısı çok ayrı bir şey abi. Yani şu anda da bayağı bir talep, rehabet var beyaza. Aa, bu da Tuzköy köpekleri. Yani bunun içerisinde güdük de mevcut, Malaklı da mevcut. Yani günümüzde kan bankası dedikleri tarzda bir köpek yani. Şu anda da gebe, beyazdan gebe aynı şekilde. Nasipse güzel yavrularını almayı bekliyoruz. Budur abi. Gel. 90 santim, 88 santim civarı bir yeniğimiz. 8-9 aylık bir yenik. Nasipse onu çektik zaten. Çektik. Baba Rus'un şeyi değil mi? Ha? Bravusun. Ha, bravusun. Baba Rus değil abi. Bravus. Bravus. Ne anlamı ne hacı? Metre koymak ister miyiz? Bravus'un şimdi anlamı ne? Bravus'un anlamını Kaan abi anlatsın. Mercedes'in Bravus modeli. Ha, ondan gelme. Köpeklerin Bravus modeli. Köpeklerin Bravus modeli abi. Evet. Dişi de ölçüm yapabiliriz. Bu bize gurur verecektir. Emin misin bu dişi mi? Abi bu dişi de ölçüm yapalım. Yok bu dişi mi, emin misin sen? Yani biz de ilk gördüğümüzde... Alttan bakalım abi. İlk gördüğümüzde şaşırmıştık. Ay maşallah. Bu dişi mi diye. Buna ölçüm yapmayı canı gönülden isteriz. Evet. Bunu da dikelim. Fırat gezdirmeyi getir bir. Tut öyle tut. Tut abi tut. Heybetli için getirdiğimiz bir dişi abi. Şu anda da Heybetli'den gebe. Nasipse Heybetli'den yavrularını bekliyoruz. Yaklaşık 5-10 gün önce. Şunun bir garantisi var. Bunların yavrusundan alan dev bir köpek alacak. Çünkü 90 santim olan bir köpeği artık yani dev. Abi şimdi senin burada standart 90 ama ortalama. Şöyle söyleyeyim. 90 santimlik bir köpek dev bir köpek yani. Şu an burada 85 santim yani 88'in altı, 90'ın altı bir beyazlarım var. Geri kalan her köpeğim Türkiye 90'a dev diyorsa Heybetli'ye ne diyeceğiz? 90 santime biz artık dev demiyoruz. Standartlarda olan bir köpek diyoruz. Dişimiz bile 90 gelirken erkek köpekler 90 olduğu zaman bu bize razı gelinmiyor. Ondan dolayı bunlardan güzel bir üretim yapıp 1 metre, 1 metre 5 santim, 1 metre 2 santim köpekler nasipse camiaya kazandıracağız. Karaları sattın, devlere evet geçtin. Ne kadar harcadın şimdi ayıptır sorması buraya? Abi şöyle söyleyeyim. Bizim yaklaşık bir heybetli dahilinde mi diyoruz? Hepsi, abi hepsi. Bu kadar köpeğe bizim bu alana harcadığımız para yaklaşık bir 801 milyona yakın bir paradır. Bir yani milyon abartısız lira söylüyorum. Çünkü hani belli bir bedel verip almak isteyen, tamamen işimizi bitirmek isteyen arkadaşlarımız da vardı. Bizi seven dostlardan kastediyorum. Ama dediğimiz gibi bizim parayla hiçbir zaman işimiz yok. 1 milyon lira harcadım. Yani 800-1 milyon arası bir para harcadık biz buraya. Sırf köpekler. Sırf yani köpekler yani değil. Karalar vardı, bozlar vardı. 1 milyonu geçkindir yani bu karaları da katarsak ciddi bir para harcadık. Zaten şu an camiada 20 bin liranın altında köpek göremiyoruz ne yazık ki. Şu an camiada öyle bir fiyatlar dönüyor. 20 bin liranın altında köpek göremiyoruz. Yavru. Yani evet yavrudan bahsediyorum. 15 bin ile 20 bin arası değişiyor yavru fiyatı. O yüzden göremediğimiz için de yetişkinlerdeki fiyatı... Ayından ayına değişiyor mu mesela? 2 aylık ki yavru, 4 aylık yavru, 6 aylık yavru. 2 aylık yavru ile 6 aylık, 4 aylık yavru arasında ciddi bir fark var. Ne kadar mesela? 2 aylık yavru yani kaç para? Yani şöyle söyleyeyim. 2 aylık yavru 15 bin liradan 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. 4 ile 6 aylık yavru 35 ile 45 lira arası değişiyor. 50 bin arası değişiyor. Vay be abi. Yani Heybetli'nin annesinden kim şöyle söyleyeyim. 50 bin liradan aşağı hiçbir şekilde yavrusunun gitmeyeceğine adımız kadar emin olabiliriz. Çünkü herkes kapısına birer tane Heybetli almış olacak. Annesi çünkü aynı babadan gebe. Bu eşleşmeden de annesine aynı şekilde geçelim. Annesini bir göstersene. Çekmemiş miydik annesini? Yok abi. Vay be.
Bunun kaçı vardır? 88'i vardır bunun da. 88. Sana bir metre alabilir misin? 86-88 var mıdır? O kadar gelmez de. Hacı benim gözüm zaten şey oldu artık. Abi var işte bak. 86-88 bak. Var işte. 86-88 santim civarı bir şey. 86-88 santim var. 85 diyelim temiz olsun. Tamam. Fazlasında gözümüz. Ufaktan söyleyelim yani yine gözümüz oturmuş abi. 86'sı var yani 85. Yani 85'imiz temiz bir 85'imiz var. Otur bakalım. Şu anda da gebe, nasipse yeni heybetliler gelecek dünyaya. Ve şunun netini söyleyeyim, heybetli profesyonel bir bakımdan geçmedi. Yani dengeli proteinleri, vitaminleri almadı. Ona rağmen bu boylarda. Düzgün beslenirse tabii daha ki da düzgün beslenilmedi. Düzgün beslenilirse tabii ki çok ayrı yerlere gelir. Biz bundan doğan tüm yavruları düzgün bir şekilde besleyip camiye güzel bir şekilde boylu, ebatlı köpekleri göstereceğiz, tanıştıracağız. Bu videoda biraz terledim ben. Şimdi köpekler gerçekten büyük ama gençler poz vermiyorlar. Şimdi video çekerken sıkıntı o. Ufak köpekler, yavrular genelde hareketli oldukları için istediğimiz pozları vermiyorlar. Hep salıyoruz, sağa sola koşturuyorlar. Bu sefer de heybetlerini gösteremiyorlar. Şu an dünyanın en büyük çoban köpeğini çektik. Ben bundan büyüğünü görmedim. Yine söyleyeceğim, Efe vardı ama Efe şu an öldü abi. Efe hayatta değil. Hayatta olan şu an dünyanın en büyük çoban köpeği heybetli. Ya şöyle söyleyeyim. Varsa itirazı olan yorumda belirsin abi. Arkadaş da zaten güzel bir posta koydu. Atar atar gidere gider. Resmini atın, videosunu atın. Gelelim görelim, ölçelim. Eğer bundan büyükse 250 bin, 300 bin çıkabiliriz abi. Rakamı yani verebiliriz. Köpek hoşumuza gittikten sonra ne ortağımın ne benim hiçbir şekilde paradan yana hiçbir sıkıntısı yok. Değerinde alabiliriz. Yani yeter ki istediğimiz büyük olması bir şey ifade etmiyor. Tamamıyla heybetli kadar olması, heybetliği andırması yetiyor bize. Kaan hocam hiç girmedi. Genelde kamera arkasında durdun sen. 20 seneyi geçti. 20 senedir köpekçilik yapıyorsunuz. Geçmiş. Ya biz piyasada niye görmüyorsunuz sizi? Ya biz pek alım satımla pek ilgilenmiyorduk. Hobi olarak yapıyorduk. Şey. Sosyal medyada yok musunuz? Sosyal medyada var. Facebook var, var, Instagram var. Geçmişte aktif değil miydiniz? Aktif aslında. Şöyle 2009'dan beri köpeklerimizin hepsinin fotoğrafları mevcut orada. Şimdiye kadar yani 1000'i geçmiştir beslediğimiz köpek. Vay. Yani hepsinin de fotoğrafları mevcut orada. Tarihleri de mevcut. Dediğim gibi işte 20 seneyi geçti bu işi yapıyoruz. Ama şu anda geldiğimiz nokta gibi hiç olmamış. Yani tek tük oluyordu. Atıyorum 20 köpek varsa 2 tanesi böyle kaliteli oluyordu. Geri kalanları kaliteleri düşük oluyordu ama şu anda yani burada kalitesiz diyebileceğimiz bir köpek yok. Şu an genel anlamda hepsi büyük. Evet. Ve kaliteli. Yani hem büyük hem de düzgün köpekler. Şimdi soy olarak da çok güzel. Tabii yani soyları da belirli. Büyük olup da basarları bozuk veya ne bileyim döşü dar, ince, zayıf köpek değil bunlar. Ya şu kafa olabilir sorusu. Ama bak arkadaşlar şimdi 18 ay 2 yaşına kadar köpekler biraz böyle ince oluyor. Tam kilo evet. Almıyor. 3 yaşından sonra bunlar bir kalınlaşıyor vücutta. Kafa da iyice bir yerine oturuyor. Bir ekeleştiği zaman köpekler çok farklı gözüküyor. İnanın şu köpeği heybetliği 3 yaşında 4 yaşında bir görün. Yani gerçekten çok farklı. O köpek bu köpek mi diyeceksiniz. Daha farklı olacak yani. Şu an 1 metre 2 santimse bence yani o zaman 1 metre 5 santim falan gözükür. Kalınlıkla, ebatla kesinlikle şu an bile bu konuda gerçek anlamda iddialıyız. Dediğim gibi bunda kızacak, darılacak, küsecek hiçbir şey yok. İyi köpeği olanı kesinlikle ziyaret etmek istiyoruz. Zaten yakın zamanda tur şeklinde gezeceğiz. Yani iyi köpek varsa kesinlikle görmek isteyeceğiz. Satlıksa değerini de alacağız. Satlık değilse iyi köpek görüp arkadaşlarımızın misafir olup döneceğiz. En azından görmüş olduk diyeceğiz. Sosyal medya adreslerin var mı? Abi Instagram adresimiz Bozkır'ın Gözcüleri. Oradan takip edebilirler bizi. Facebook adresimiz Mehmet Başaran, Kaan Ayhan, Yiğit Başaran. Bu şekilde görebilirler. Linki zaten siz paylaşırsınız diye düşünüyorum. Evet. Buralardan bize ulaşabilirler. Arkadaşlar, biraz da ben hastayım, öksürüyorum. Kusura bakmayın. Instagram sayfalarımızı videonun altında geçiyorum. Oradan Mehmet'e, Kaan kardeşime ulaşabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Şu köpeklerin hatırına en azından.
heybetlerinin hatırına, dünyanın en büyük çoban köpeği hatırına bir beğeni. Güzel bir beğeniyi hak ediyor bence. Hak ediyor bence. Ankara'dan, Polatlı'dan herkese selamlar, saygılar. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.